Merhaba arkadaşlar. Bugün size yazmak ve anlatmak hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Bir de ben neden çok anlatıyorum, neden hiç susmadan konuşuyorum. Bunun hakkında birazcık konuşacağım. Ama önce Fırat'a bir soru sormak istiyorum. Evet. Hazır mısın? Hazır değilim. Peki, hazır değil. Hazır değil. Ne kadar bekleyelim? Bekleyelim. Bekliyoruz. Evet, sor. Hazır. Tamam. Sence ben... Bak, bunun cevabını verirken iyi düşün. Sence ben geveze miyim? Kesin. Kesin. Hiç düşünmedim. Neden? Yani sorgulamaya fırsat olmadı hiç. Nasıl yani? Bayağı. O ne demek? O ne demek sorgulamaya hiç fırsat olmadı? Geveze miyim diyorsun? Gevezesin. Tamam. Dediğim şimdi. Ya, okey. Neden gevezeyim hiç düşündün mü şimdiye kadar? Niye bu kadar çok konuşuyorum, anlatıyorum hiç düşündüğünü? Yani yapım böyle. Yani yapım niye böyle acaba? Ya o kadar derine inmedim şimdi. Okey, tamam. Şimdi şöyle gireceğim konuya. Evet, çok anlatıyorum. Hatta şöyle, bazen ikimiz bir olaya şahit olursak Fırat'la onunla böyle pazarlık yapıyorum bak. Bunu ben anlatacağım. Sakın sen anlatmayacaksın. Ben anlatacağım, tamam mı diye. Bunu yapıyorum çünkü anlatmaya bayılıyorum. Neden bu kadar çok anlatıyorum? Çünkü anlatmanın ne kadar büyülü bir şey olduğunu fark ettim de ondan. Şöyle, insanların anlattıkça içindekini nasıl, o kötü olayları nasıl yok ettiğini, iyi olayları nasıl parlattığını gördüm. Önceden böyle annemin arkada, ben daha böyle lisedeyken falan annemin arkadaşları geldiğinde ya neden hep aynı konuyu konuşup duruyorlar diyordum. Yani neden hep kayınvalidesinin ona yaptıkları, görümcesinin ona yaptıkları, annesinin ona yaptıkları ya da ne bileyim işte kardeşiyle kavgaları, işte ona haksızlıklar, yapılan haksızlıklar neden yani? Neden sabaha kadar konuşulsa da bitmiyor bu konular diye düşünüyordum. Ama zamanla büyüdükçe, ben de bir şeyler gördükçe bunun cevabını sanırım buldum. Çünkü muhtemelen 35-40 sene hiç konuşamadı bu konuları zaten. Yani ortalama 70 yaşında olduğunu ve 20 yaşında evlendiğini düşünürsek 50 yıllık evlilik hayatının 35-40 yılını zaten konuşmadan geçirdi yani. Çünkü bir de eski kadın, içine attığı, yokmuş gibi yaptığı ve hani hayatını normal bir şekilde devam ediyormuş gibi yaptığı ve hiç konuşmadı yani. Son 10-15 yıldır artık konuşma özgürlüğünü eline aldı ama daha 20 yılı var yani. Ömrünün yettiğince konuşacak yani o. Ama öyle olmasaydı, o hep konuşsaydı, konuşabilseydi, anlatabilseydi, sorunlarını paylaşabilseydi ve karşısında muhatap bulabilseydi, ha o zaman muhtemelen böyle olmayacaktı. Eski kadınlar konuşmuyor muydu yani? Evet, o kadar konuşmuyordu. Ama bir de böyle çok bir... Şu an böyle felsefik bir konuşmanın içine yani girdik. Şey var, böyle yani karı dırdırı diye bir tabir var. Evet. Evet. Şimdi şöyle. Yeni evet, dırdır. Evet. Dırdır hep vardı. Bunu ben icat etmedim bu arada. Çok iyi oldu, şey oldu. Bu hep vardı. Ben var demiyorum bu arada. Hayır, bence böyle vardı. Böyle bir şey var deniyor. Bence diyorum. Vardı hep. Ama toplumdan topluma, kültürden kültüre değişen bir şey. O şey bar ne yani? Karı dırdırı dediğimiz şeyin limiti ne? Yani bir tanesi kadın 5 dakika konuşur. Ona göre çok fazladır. Hani öyle bir erkektir o. Bir tanesi 7 saat konuşur kadın. Hiç umursamaz yani. O sınırı ne? Bir de böyle bir şey var. Ya evet, eskiden kadınlar eskiden de konuşuyordu. Kadının doğasında var zaten konuşmak ama daha bastırılmıştı. Ayıptı kayınvalidenin sana yaptıklarını söylemek ama bugün konuşabiliyorsun. Diyorsun ki yani bunu bana yapmasan ya da ben bundan hoşlanmıyorum diye biliyorsun ama bundan 30 sene önce bir kadının böyle bir şey demesi, hele de köyde ya da hele de böyle daha kırsal kesimde, hele de doğuda, bu imkansızdı yani. Evet, mümkün değildi bu. O yüzden şu anda anlatabilme özgürlüğümüz var. Eskiden nasıl yemek yapmamak çok ayıptı. Şimdi değil. Şimdi herkes çalışıyor. Yani yemek yapmamak normalleşti. Ama yani değişen kültürümüzde ya da işte bakış açımızda bir şeyler normalleşmeye başladı. Ben istiyorum ki anlatmak da normal olsun. Anlatmaktan kastım dedikodu yapmak değil bu arada. Karşındakine istemediğin bir şeyi anlatabilirsin. Ayrıca zaten karşındaki senin istemediğin bir şey yapıyorsa bunun seninle direkt olarak bir bağlantısı var. Bunu başka bir konuda belki anlatacağım ama başka bir videoda. Ama şu anda anlatmak istediğim, anlatmaktan korkma. Çünkü sen ne kadar çok anlatırsan o kadar biriktirmeyeceksin. Şöyle düşün. Dön 10 sene 15 sene öncesine. Aynı gün yaşadığın bir iyi olay, bir de kötü olay var. Hayal et. Yani o kadar feci bir olay yaşadın ki yani. Duygusal olarak çöktün, psikolojik olarak yok oldun falan. Yani böyle çok kötü bir olay yaşadın. Ama o olayı yaşamadan belki birkaç saat önce çok komik bir olay yaşadın. Yani böyle unutulmaz derecede efsane komik bir olay yaşadın mesela. Düşün, sen onu o yaşadığın günden beri anlatarak geldiğini düşün. Allah göstermesin çocuğunun bir şeyin ölümü değilse. Anlatarak geldiğini düşün. Daha rahatladın kötü olayda. Belki de unuttun, biliyor musun, 15 sene içerisinde. Yani unuttun ve artık o yok. Hatırlamıyorsun bile belki. Ama o iyi olayı anlata 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 şu an bence daha çok biliyorsun. Arkadaşlarınla ya da eşinle, dostunla daha fazla biliyorsun. O yüzden anlatmak çok sihirli bir
bir şey bence yani. O kadar güzel, sihirli bir değnek ki yani o. Dokunduğu yeri güzelleştiriyor. Bir de zaten hani anlattıkça, içindekinin kabarmasına izin verdikçe de zaten iyi ya da kötü. Kötü kabardıkça sonra sönecek, yok olacak. Onu dağıtacaksın. İyi de kabardıkça kabaracak ve daha seni mutlu eden bir olay haline gelecek. Bu çok önemli. Bir de yazmaktan bahsetmiştim. Bundan seneler önce ortaokuldayken günlük tutmaya başlamıştım. Lisedeyken tuttum falan ama daha sonra günlüklerim kayboldu ya da işte bambaşka olaylar oldu ve ben günlük tutmaktan vazgeçtim ama yazmaktan hiç vazgeçmedim. Tabii ara ara buna böyle kendimce küstüğüm oluyordu ama hep yazmak hayatımda vardı. Daha sonra editörlük falan da yaptım zaten uzun sene ve hala yapmaya devam ediyorum. Küçük bir moladan sonra. Yani demem ki yazmak efsane bir şey. Şimdi yine günlük tutmaya başladım ve ya ilk önce şöyle başlıyorsun kalemi eline aldığında. Ne diyeceğim ki şimdi ben buna? Ne anlatacağım? Günlük de sensin çünkü yani. İnsanın böyle oturup kendi kendine şey anlatması gibi. Ya bugün ne oldu biliyor musun? Biliyorum ne olduğunu. Okey, o zaman anlatmama gerek yok. Ya böyle gibi oluyor ama aslında öyle bir şey değil yani. Anlattıkça kendine, yazdıkça pardon, kendine bile anlatmaya kıyamadığın ya da böyle hani o kadar o derinde sakladığın bir şey ki oralara giremediğin yerlere giriyorsun. Böyle su altına girip de hiç böyle arkalarda bir yerlerde hiç görmediğin bir mağarayı hayal edip, evet burada bir mağara var, onu hayal edebiliyorsun. İçi karanlık, bir sürü balık çıkabilir içinden. İşte otlar var, şunlar var, bunlar var, yosunlar var falan ama içine girdiğinde büyülü bir dünyaya girebilirsin yani. Yazmak da böyle bir etki yaratıyor bende. Zaten yazdıkça kendimi daha iyi tanımaya başladığımı fark ettim ve özellikle bu karantina döneminde yapabileceğiniz, kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şeylerden birisi olabilir. O yüzden yazın, bol bol anlatın. Kim ne derse desin anlatın. Senin kim susturmaya çalışırsa da çalış, anlatmaya devam et. Kendi kendine anlat, en yakınını anlat, eşini anlat, anneni anlat, kardeşini anlat, dostunu anlat ama anlat yani. Anlatmak çok güzeldir. Peki yazın dedin. Ben bu ne? Yazın. Bitmedi mi yani? Hayır, yazın dedin ya. Ha? Yazın nereye gitmek istersin? Yazın nereye gitmek istersin? Evet. Soruyorum sana. Yazın nereye gitmek isterim? Ya biliyorsun Haziran'da bir İngiltere, İskoçya, İrlanda, Galler hayalimiz vardı. 10 günlük bir tur olacaktı. Haziran'ın sonunda gidecektik. Evet, o şu an için yalan oldu. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ya İrlanda benim hayalim zaten, biliyorsun yani. Hatta evlenirken beni bu vaatle kandırmıştın. Seni balayında İrlanda'ya götüreceğim demiştin. Bir vaadimi yerine getirecektim. Vaadini yani... 8 yıl sonra yerine getirecektin ama... Yani dünya çapında salgın çıkacağını nereden bilebilirdin? Evet, bunu öngöremedim. Yani hayaller... Ama iyi bir koca bunu da öngörürdü. Hayaller İrlanda, gerçekler... Evin için. Oyma Pınar var işte. ya o da olur ya. Yani hayat normale dönecek, er geç dönecek. Bu şöyle bir şey. O 3 sene boyunca çocuğum olsun diye uğraşıp bir sürü böyle ne bileyim aşılamalar, tüp bebekler falan denerken herkes böyle şey diyordu. Ya o zaten gelecek. Hani sen bu dönemini şöyle değerlendir, böyle değerlendir. Çok boş geliyordu bana. Ama ben o süreci atlattığım ve hani gördüğüm için şu an biliyorum ki bu süreç bitecek. Sabretmeyi öğrendim ben o dönemde. Yani sabretmek gibi mükemmel bir erdem kazandım o dönemde. Ve şu an sabredebiliyorum. Nasıl olsa bu bitecek. Bu dönemde daha hani işe yarar bir şeyler yaparak ah vah etmek yerine işe yarar bir şeyler yapmak daha güzel. Ya şu var tabii. İnsan şimdi... 5 dakika önce el sallamıştım. Evet. Sen bittikten sonra bu dönem geçecek. Mesela bu dönemin geçeceğini biliyorum diyorsun. Ama içindeyken diyorum işte şu an karantinanın içindeyim ve bu dönem bitecek. Hayır, mesela tüp bebek konusunda söylüyorum. Yani hiç o dönemi geçmeyenler de var. Geçmeyebiliyor da yani. Bu da bir hayatın bir şey geçiyor değil. Ama bak şöyle bir şey. Evet, hiçbir zaman çocuğun olmayabilir. Ama sen istersen alternatif yaratabilirsin. Yani bir çocuğun koruyucu annesi babası olabilirsin. Ya bir sürü alternatifi var bunun. Yani ama bunu kabul etmeyebilirsin. Tabii ki de bu yolu seçmeyebilirsin. Benim kendi biyolojimden bir çocuğum olsun istiyor olabilirsin. Kendi genimden bir çocuğum olsun istiyor olabilirsin. Ona da saygım var tabii ki de. Ama gelmiyorsa da yani gelmeyecekse de dünyanın sonu değil, bunu göreceksin. Yani sana her süreç bir şey öğretecek yani. Sen zaten ölene kadar bir şey öğrenmek için burada varsın. Yani ölümden başka her şeyin çözümü var mı diyorsun? Klişe ama evet yani. Yani bazı hastalıklar yok, çözümü yok. Onunla yaşamak zorundasın. Şeker hastasısın yani. Yok şu an çözümü. Yani 100 yıl sonra çözümü olabilir ama bugün yok. Evet, bazı hastalıkların ve ölümün çaresi yok ama ya hep bir o iyi tarafın o penceresini bir hep açmak lazım ya. Oradan temiz hava geliyor çünkü. Evet, başka sorun var mı? El sallayacağım. Bir kere daha rezil olmak istemiyorum. Okey. O zaman ben bugün gidiyorum. Başka bir videoda görüşürüz.